Cenab-ı Hak ahirette görülecek mi? Evet, müminler tarafından görülecek. Bu onlara mahsus bir lütuf, bir ikramdır. Ama Cenab-ı Hakk'ı bir takım biçimlerde mi göreceğiz orada? Haşa, imamlarımız tamamen bu meseleyi işlerken ittifak halinde diyorlar ki bila keyif. Yani keyfiyetsiz biçimde göreceğiz. Paragrafı okuyalım. Ve ru'yetu hakkun li ehlil cennet. Ve ru'yetu hakkun li ehlil cennet. Cenab-ı Hakk'ın görülmesi cennet ehli için, cennet ehli tarafından ahirette görülmesi haktır. Buna inanmak gerekir. Bi gayri ihatatin ve la keyfiyye. Ama bu görme nasıl olacak? Keyfiyetsiz olacak ve ihatasız olacak. Biz normalde bu dünyada görme fiilini nasıl işliyoruz? Bir nesne, bir varlık bizim görüş açımız içine girdiğinde görebileceğimiz boyutlardaysa onu boyutlarıyla birlikte ihata ediyoruz. O bir yönde bulunacak, bizim görüş açımız istikametinde önümüzde bulunacak ve de çok küçük olmayacak yahut çok çok büyük olmayacak ki biz onu görebilelim, ihata edebilelim, gördüğümüz şeyi idrak edebilelim. Cenab-ı Hakk'ı görmemiz nasıl olacak? Böyle bir ihata söz konusu olmayacak. Böyle bir keyfiyet söz konusu olmayacak. Buradaki ihata ve keyfiyet kayıtları önemli. İhata kaydı önemli çünkü biz gördüğümüz varlıkları dediğim gibi boyutlarıyla birlikte, silüetiyle görüyoruz. Eni, boyu, derinliği var. Boyutları var. Biz onu o şekilde görüyoruz, idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak için, onun zatı için böyle bir şey söz konusu değil. Cenab-ı Hakk'ın zatı için bir kütleye sahip olmak, bir ene, boya, derinliğe, boyutlara sahip olmak söz konusu değil. O var, mahlukata, muhdes varlıklara mahsus bir şey. Yaratılmış olan varlıklar böyle mücessem, müşahhas bedenlerde yaratılır ya da cisimlere mahsus özellikler, katı olur, sıvı olur, gaz olur ama bir kütlesi, bir yoğunluğu bulunur. Cenab-ı Hak için bunları söz konusu elemeyiz. Bunlar caiz değil, doğru değil. Dolayısıyla onu görürken, göreceğimiz zaman onun herhangi bir mahluku görür gibi görüldüğünü, görüleceğini söylemek doğru değil. Onun için hemen arkasından bila keyfiyetin ifadesi geliyor. Yani nasıl göreceğiz? Aslında bila keyfiyetin demek bildiğimiz keyfiyetler dışında bilmiyoruz nasıl olduğunu. Nasıl olduğunu bilmiyoruz, bilemeyiz demek bila keyfiyetin. Çünkü biz bu nasıl sorusuna verdiğimiz her cevap bir keyfiyet ifade edecek. Cenab-ı Hakk'ı da bu keyfiyetlerle ittisaf etmek, tavsif etmek daha doğrusu doğru değil. İbn-i Teymiye'nin talebesi İbnül Kayyım Şifaül Alil isimli eserinde tam da bu noktaya parmak basarak diyor ki biz gördüğümüz bir şeyi bir yerde görürüz. Ya üsttedir, ya alttadır, ya sağdadır, ya soldadır, ya öndedir, ya arkadadır. Bir cihettedir, bir yöndedir. Yoksa nasıl göreceğiz? Gördüğümüz şeyi böyle görüyoruz. İşte bu tam tekyif diyoruz buna. Bir keyfiyet atfediyor. Ve de o vasıfta Cenab-ı Hakk'ı mahlukata benzetiyor. Bir teşbih var burada. Çünkü bir yönde olmak mahlukata mahsus bir şey. Mekanın içinde olur. Bir yönde olan her şey mekanın içinde olur. Mekanın içinde bir cihette olur. Cenab-ı Hak mekanı yaratandır. Mekanla böyle bir ilişkiye girmesini, girdiğini düşünmek caiz olmaz. Onun için buradaki bila keyfiyetin kaydı son derece önemlidir.